babacığım. Hadi iki lokma bir şeyler ye. Sabahtan beri bir şey yemedin. Bak konuştuk Arda'yla da zaten kendin söyledin çıkacak. Nasıl yiyeyim be kızım? Nasıl yiyeyim? Benim oğlum orada dört duvar arasında ne yer ne içer. İnşallah dedikleri gibi olur da yarın kavuşurum oğluma. Baba öyle olacak ya inşallah. Yarın çıkacak Arda, çıkaracağız onu. Zaten sabretmemiz lazım. Bu tip durumlarda bence sabretmemiz lazım baba. Yani senin ayakta kalman lazım, bizim ayakta kalmamız lazım. İki lokma da olsa baba. Ben zaten öbür... O adamlar eğer yalan söylüyorsa... Ya da ne bileyim herhangi bir yerde bir yamuk yaptılarsa falan... Haklı hukuklu yürüyeceğim üstlerine, sen hiç merak etme. Takipteyim baba. Allah aşkına iki lokma bir şey baba. Hadi babacığım. Şirketimizin CEO'su cevap vermiyor. Ne işle meşgulse artık. Boş ver. Baş başa yiyelim. Yeriz de. Yani Erhan Bey de gelişmelerden haberdar olsun istiyorum. Bir sürü önemli karar verdik sonuçta. Ha. Nasıl istersen. Ben bir kere daha deneyeyim. Tamam. Kim arıyor? Önemli değil ya. Emin misin? Önemli değil ya. Babacığım ben müsaadeni istiyorum. Sabah erken kalkacağım. Zaten hepimiz erken kalkacağız da. Ben sabah gelir sizi alırım. Öyle geçeriz Arda'nın yanına zaten. Tamam. Hadi kızım sen geçir Erhan'ım. Elif şu montunu versene. Ben hallederdim bırak sen. O aradı değil mi? Sibel aradı. Evet o aradı. Niye arıyor seni gecenin bu saatinde? Elif şu an tartışmamıza gerek yok bence. Açmadım zaten telefonu gördün. Onun yanına gideceksin değil mi? Anlaşıldı sen böyle bulduğun her fırsatı değerlendireceksin. Bütün geceyi de beraber geçirirsiniz yine. Elif bak anlıyorum. Arda'dan dolayı çok gerginsin. Ama gerçekten tartışmamıza gerek yok. Çünkü düşündüğün gibi bir şey yok. Niye hala boşanmaya ikna edemedin o zaman? Halledeceğim dedin. Bak sen yapamazsan ben yaparım haberin olsun. Geçen seferki gibi mi? Elif sen... Girme lütfen bu konuya çünkü sen girdikten sonra zaten sarpa sarmaya başladı işler. Yine ben suçlu oldum yani öyle mi? Hayır öyle demiyorum Elif. Elif şu an seninle konuşulmuyor. Ben eve geçiyorum biraz sakinleşince konuşuruz. Efendim Sibel Hanım. Nihayet. Önemli bir işim vardı kusura bakmayın. Aha, eminim öyledir. Biz şimdi Timur Bey'le... Yani Timur Bey benim evde bana sushi yapıyor da eşlik etmek ister misin diye aradım ben seni. Evde sushi. Hı? Lütfen bana Tim'de Sibel. Pardon Tim. Şirketle alakalı toplantı yaptık. Bazı gelişmeler oldu. Yani önemli gelişmeler. Dahil olmak istersin diye düşündüm ben. Ama gelemiyorum diyorsan anlayışla karşılarım. Tabii ki. Biz bu akşam imzaları atarız. Hem Tim'le de çok iyi anlaştık biz. Harika gözüküyorlar. Ellerine sağlık. Neyse benim şimdi kapatmam lazım. Hadi görüşürüz. Ne güzel dünya.
Elif bitiyor, Sibel başlıyor. Sibel bitiyor, Elif başlıyor. Çok güzel olmuş. Ellerine sağlık. Afiyet olsun. Anlaşırsak Türkiye'ye yerleşeceğim. O zaman sana her gece sushi yaparım. Niye geç açtın ya? Hoş geldin. Hoş geldiniz. Esas sen hoş geldin birader. Nasılsın, iyisin? İyi, teşekkür ederim. Bugün tanıştırdım. Şirketimizin CEO'su Erhan Bey. Aynı zamanda Sibel Hanım'ın kocası Erhan Bey. Öyle mi? Evet. Ben bilmiyordum. Söylemeyi unutmuşum. İş güç araya girince tamamen aklımdan uçmuş. Sorun değil. Gelmeyeceksin sandım. Yani olman gereken daha önemli yerler yok mu senin? Yok, daha önemli başka bir işim yok Sibel. Burada olmaktan başka. Daha önemli başka bir işim yok benim. De yani günler çuvala mı girdi ya? Niye şirkette işin başındayken konuşmadınız, yapmadınız bu toplantıyı da? Öyle illa yani yosuna çiğ balık sarıp mı yemeniz lazım ya herhalde? Sufle hazır. Sibel'e yapmıştı. On parmağında da on marifet. Tim, marifetli adamsın velhasıl kelam. Valla suşisi kadar güzelse tam evlenecek adam. Ben sana söyleyeyim. Ama önce bir 3-4 milyon ver. Sonra Antalya'da biraz zaman geçir. Başka türlü anlamazsın nasıl biri olduğunu. Tim herkes gibi değil. O 3-4 milyonu da günlük harcıyordur. Eyvallah. Çok güzel kokuyor. Çünkü o aşkla yaptım. Aşkını seveyim senin ya. Otur. Kafi, otur. Geldim. Elif, yenge. Hoş geldin. Ne haber? İyiyim. Ya Erhan biraz bahsetti. Her şey yanlış anlaşılmış. Bebek bekliyormuşsunuz galiba. Hayırlı olsun inşallah. Çok sevindim. İnşallah Samet, inşallah. Erhan evde mi? Erhan... Çekil, ben bakarım. Ulan Erhan, yaktın yine ikimizin de başını. Hayatımda yediğim en güzel sufle olabilir. Ne, sen yapamadığın yemek yok mu ya? Erhan, sen niye yemiyorsun? Ya sufle düşünecek durumda değilim ki, benim kafam dağınık yani. Biz normal insanların tim çok derdi tasası oluyor genelde böyle. Hep böyle düşünürken yakalıyorum kendimi. Hı. Şöyle düşünürken yakalıyorum kendimi. Biz normal insanların. Anladım. Tim. Hayatında özel biri var mı? Yani sormam saçma, tabii ki vardır. Şanslı kız kim? Kimse yok. Ne yazık ki. Senin gibi kadınlar karşıma pek çıkmıyor. Elimi yüzümü yıkayayım abi. Hemen geliyorum kardeşim. Gece hiç eve gelmedi değil mi? Gelmedi tabii. Ben de aptal gibi ona inandım yine. Zaten arayan da sen değildin. Yenge sen bir sakin ol. O gelir birazdan. Bir işi falan çıkmıştır belki onun için. Ya bırak Allah aşkına Samet. Ne işi çıkacak ya?
Bak sen onu böyle korudukça benim canım iyice sıkılıyor, haberin olsun. Of! Yengecim sen sakin ol, merak etme, o gelir birazdan, hallederiz. Ne yapıyorsun sen? Erhan'a mı yazıyorsun? Yok, bir şey yapmıyorum ben. Kız arkadaşıma emoji atıyorum da. Bu Erhan var ya, seni de böyle iyice yalancı yapmış. Bir aşk olsun, ben öyle yalan falan bir şeylerden anlamam. Benim o taraklarda bezim yoktur yenge, lütfen ya. Samet, Allah aşkına senin ne zamandır kız arkadaşın var? Ya aşk olsun yenge, yani benim sevgilim olamaz mı? Yani benim sevmeye, sevilmeye hakkım yok mu? Tamam sus Samet, sus. Laf salatası yapma. Şu telefonu bir açsa, neler söyleyeceğim, ah bir açsa. Efendim Elif? Niye sen açıyorsun Erhan'ın telefonunu? Karısı olduğum için olabilir mi? Erhan'ı ver bana Sibel. Erhan şu an müsait değil. Banyoda. Neyse sonra konuşuruz. Hadi öptüm. Yok. Yok, bu kadının ölümü benim elimden olacak. Öldüreceğim ben bunu artık ya. Yengeciğim sen sakin ol. Oturmak ister misin? Sus Samet, sus. Allah aşkına sus. Öf. Dur sayın. Benim ne derdim varmış benim ya? Beni burada bekle. Tamam, tamam Murat. Yaptığın gibi değilim değil mi? Kusura bakma ben. Açamadım telefonları. Geç. Televizyon izlemek ister misin? Kaç yaşında? 5. Düşündüğün gibi. Hayır, olmaz. Dikkatliyimdir ben. Senden başka kimse yoktu hayatımda. Sonra da olmadı ya. Hastalığım olmasa, ölecek olmasam haberin olmayacaktı. Nihan, niye bekledin 5 sene? Madem böyle bir şey var sen, 5 yıl. Zengin adamsın sen Tuncay. Haber verseydim, servetine yanlamaya çalışıyorum zannedecektin. Sahip çıkmaya kalksan, bu kez evin yuvan dağılırsa, suçlusu ben olmak istemedim. Velhasıl. Sen olmasan da doğurmaya karar verdim. Bakma. Pavyona düştük ama şerefimizden, gururumuzdan da eksiltmedik.
Ama ben... Anne olmayı zaten istiyordum. Tek başıma olsam ne çıkar? Çocuğum için yaşar. Kimseye muhtaç etmeden büyütürüm dedim. Ama şimdi... Ölüyorum Tuncay. Berkay'ı bırakabileceğim bir tek sen varsın. Babasından başka kimsesi yok. Ona bir yuva ver. Sürekli ne zaman geleceğini sordu o babası. Berkay, oğlum, sana emanet artık. Ben... Olmaz ama olmaz. Bak nasıl? Evliyim ben. İki tane çocuğum var benim. Ya olmaz. Nasıl olacak ben? İki tane çocuğum var benim. Tuncay, otur. Geride başka kimsem yok. Bak. Senden hiçbir şey istemedim. Aşık oldum. Sevdim. Kalbime gömdüm. Bir beklentim olmadı. Ama bu başka. Şüphen varsa test yaptır. Yok. Tamam, kalacak yer buluruz, bakacak birini buluruz. Tuncay, öyle bir zaman yok. Yarın sabah hastaneye yatıyorum. Oradan canlı çıkmayacağımı biliyorum. Tamam, illa ailene kat, babalık et de demiyorum. Yalnızca yetiştirme yurtlarında kaybolup gitmesin izinler. Sana yalvarırım Tuncay. Vicdanlı davran. Oğluna sahip çık. Gözüm arkada kalmasın. Sana yalvarırım Tuncay. Berkay. Gel anneciğim. Hani sen hep soruyordun ya. Babam ne zaman gelecek diye. Geldi işte. Bu adam senin baban. Gerçekten babam mı? Evet oğlum. Hadi sarılsana babana. Hadi. Hadi öp onu. Geleceğim oğlum. İşlerimi halledin. Hemen yanına geleceğim. Yaramazlık yapmak yok. Baban ne diyorsa onu yapacaksın, tamam mı? Söz mü? Thank you.
Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.